Merhaba, bilgi, deneyim, donanımlarıyla, sıra dışı hayatları ve meslekleriyle ufkumuzu açacak konuklarımızı davet ettiğimiz Örav sohbetlerimize hoş geldiniz. Yeni dönemdeki ilk programımızın konusu güncel sanat. Konuklarımız Deniz Ova ve İz Öztat olacak. Deniz Ova, Stuttgart Devlet ve Şehir Tiyatrosu'nda çeşitli prodüksiyonlarda yönetmen yardımcılığı görevini üstlendikten sonra 2007 yılında İstanbul'a taşındı. İstanbul'da 2007-2013 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yurt dışı projelerinden sorumluydu. 2013-2021 yılları arasında ise İstanbul Tasarım Bienali'nin direktörlüğünü yürüttü. Şimdi ise Türkiye'nin önemli kültür ve araştırma kurumlarından SALT'ın direktörlük görevini yürütüyor. Sanatçı İz Öztat, Oberlin Kolej'de Görsel Sanatlar bölümünde lisans derecesi, ardından da Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım bölümünde yüksek lisansını yaptı. 2010 yılından beri de sanatsal üretimlerine devam ediyor. Amman, Berlin, Londra, Meksiko, Madrid gibi dünyanın farklı ülkelerinde misafir sanatçı programlarına katıldı ve akademik makaleleri, denemeleri, kurmaca metinleri çeşitli mecralarda yayınlanıyor. İkisine de hoş geldiniz diyorum. Merhaba Deniz, merhaba İz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle katılımınız için. Sizden güncel sanatı dinleyeceğiz. Sözü size bırakıyorum. Merhaba, İz, sana da hoş geldin tekrar benim tarafımdan. Adım Deniz Ova, Ceylan'ın da söylediği gibi SALT'ın genel müdürlüğünü yapıyorum. SALT ne diye sorarsanız Garanti BBVA tarafından 2011'de kurulan bir kültür kurumudur. Kamuya açık olan, ücretsiz olan etkinlikler hazırlıyor. SALT iki binada yer alıyor. Bir Bankalar Caddesi'nde eski Osmanlı Bankası binasında, bir de İstiklal Caddesi'nde SALT Beyoğlu ve SALT Galata olarak adlandırdığımız iki binada faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ne yapıyoruz diye sorarsanız bilgi üretimi farklı biçimlerde yapıyoruz diye başlayabilirim. Araştırmalar, sergiler, çeşitli gösterim programları, sohbetler, atölyeler gibi aktif programlar geliştiriyoruz. Ama bir yandan da SALT Araştırma adı altında bir ihtisas kütüphanesi yürütüyoruz. Herkese yine açık olan SALT Galata binamızda erişilebilir ve kullanılabilir bir alanımız olarak yer alıyor. Bir yandan da çok büyük bir dijital arşiv yönetiyoruz. Buradaki çalışma alanlarımız çok disiplinli olarak tarifleyebiliriz. Arşivimizde, kütüphanemizde ve etkinliklerimizde aslında yansımasını göreceğiniz programlar veyahut da konular sanat, mimarlık, tasarım, sosyal ve ekonomi tarihine üzerine çalışmalar oluyor. Bunları başka zaman daha detaylıca konuşuruz. Bir giriş olsun. Ben hemen aslında konuğumuz, sanatçımız İz Öztat'a söz vermek istiyorum. Bugün kendisinden biraz kendi mesleki gelişimiyle ilgili bilgi alacağız. Bu anlamda hangi aşamalardan geçti? Belki de çok basit bir soru olarak başlayabiliriz. Nasıl sanatçı olmaya karar verdi ve akabinde güncel sanata dair biraz bilgi alıp ve bunun aslında nasıl yorumlayıp nasıl anlayabileceğimize dair bir çalışma bizimle paylaşacak. Hemen sözü sana bırakıyorum. Tamam. Burada eğitim odaklı bir diyalogda olacağımız için ve kısaca eğitimimden bahsedebilirim. Amerika'ya burslu olarak okumaya gittiğimde aslında psikoloji okumaya gittim. Fakat Amerika'daki eğitim sisteminin 4 yıl içinde alınan 120 kredinin sadece üçte biri kendi alanında olması gerektiği için ikinci yılın sonunda aldığım bir sanat tarihi dersiyle alanımı değiştirme şansım oldu. Ve pratiğim için farklı disiplinlerden dersler alarak onun yanında sanat eğitimi almış olmak çok değerli. Bu disiplinler arası eğitimin benim de sanatçı pratiğimde önemli olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Okulu bitirdikten sonraki yıllar zorlu. Dolayısıyla tekrar öğrenci olmayı, burslu olarak pratiğime odaklanmayı sağlayacak Sabancı Üniversitesi'ndeki yüksek lisansı yaptım. Ondan sonra da farklı yarı zamanlı, tam zamanlı işlerde çalışmanın yanı sıra zamanla pratiğimi geliştirdim, dönüştürdüm. Hala da evrilmeye devam ediyor. Hep arayışın sürdüğü, hiçbir yere varılmayan
bir alan sana. Bir yolculuk diyebilir miyiz aslında bakılırsa? Şey duyuyorum ki bunu çok sanatçı tarafından da anlatıldığını görebilirsiniz. Aslında bu sanatçı olma hali veyahut da bir noktada bir karardan ziyade aslında bir yolculuğun bir parçası olabiliyor. Bu çok disiplinli yerlerden gelmek, farklı alanların aslında öğretisinin bir parçası olması sonradan pratik dediğimiz işlerinde ve çalışma alanlarında yer ettiğini görebiliyoruz. Sanatçı pratiği diye hep bahsediliyor. Belki bu kavramı da biraz bize anlatırsan ve senin özelinde ne anlamına geliyor bizimle paylaşır mısın? Evet, pratik yani ısrarla bir sürecin içinde olmak ve sadece sonunda ortaya çıkan izleyicinin gördüğü yapıttan ziyade çok farklı aşamaları olan araştırma, o araştırmanın gerektiği yöntemleri oluşturma ve sonra buna biçim verme ve izleyiciyle buluşacak hale getirme ve bunun çok farklı alanlardan saha araştırması, demin arşivlerden bahsettin, bir takım birincil kaynaklara erişim, stüdyoda geçirilen zaman ve yapma, bunların hepsini içeren ve her tam da nereye gideceğini yaptıkça bulabildiğimiz sürece pratik diyorum kendi adıma. Belki şu anda şeyde not düşmek isteyeceğim, konuşmamız boyunca ben pek çok genelleme yapacağım ve bir takım tanımlar yapacağım. Bunların hepsi benim şahsıma özel, yani başkalarının, başka sanatçıların farklı açıklamaları, yaklaşımları, bakış açıları olabilir. Onu da not düşmek isterim. Herkes adına konuşmuyorum, kendim adıma konuşuyorum. Ama bir takım kavramların farklı yazılarda veyahut da kaynaklarda, konuşmalarda tekrar ettiğinde fark edilecektir. O yüzden genelleme olsa da, izin özel yorumu olsa da yine de karşımıza çıkacak kavramlarla benzerlik gösterecektir diyebiliriz. Derken hemen şu güncel sanat konusuna değinmek istiyorum. Bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Sanat tarihine baktığımızda farklı akımları görebiliyoruz, adlandırabiliyoruz. Güncel sanat da bunların bir parçası mıdır yoksa ne ifade ediyor aslında bakılırsa? Senin yorumunu alalım bununla ilgili. Ya 1960 sonrası yapılan ve yaşayan sanatçıların ürettiği ve ürettikleri dönemde güncel olan konularla ilişkilenen yapıtlara, üretimlere güncel sanat deniyor. Benim için iki tane önemli aks var bu pratiği tanımlayan. Bir tanesi sanatla hayat arasındaki ayrımın ortadan kalkması ve sanat ve hayatın iç içe geçmesi. Bizim herkesin hayatında gündelik olan olarak var olan birçok pratiğin sanat olarak tanımlanabilir olması. Yani yemek yapmak, kolektif süreçler oluşturmak, paylaşılan bir takım süreçler organize etmek, ilişkisel bir takım süreçleri başlatmak, bunların hepsinin sanat olarak sahiplenilebildiği, üretimin parçası olabildiği bir alan güncel sanat. Benim için bir diğer yapabileceğim tanım da araştırılan konunun gerektirdiği yöntemler ve mecralarla ortaya çıkan yapı. Dolayısıyla geleneksel bir takım malzemeler, işte boya, kanvas, heykel, taş, mermer gibi yani kullanılan malzemeden bağımsız olarak sanatçının ele aldığı konunun gerektirdiği her tür ifadeyi kabul eden sergileyen, ortaya koyan pratikleri güncel sanat olarak tanımlayabiliriz. Kısaca özetleyecek olursam aslında seyircinin bir izleyici, bir mesafede belki de sanata baktığı, izlediği, algıladığı bir pozisyondan aslında katılımcı olarak da bu sanatçının sürecine, işine dahil olma opsiyonları da açan yöntemler bulan bir dönem diye tarif edebiliriz. Bu tabii ki bütün bu dönemde üretilen işler için geçerli olmasa da birçok iş için bunu görebiliyoruz. Bugünkü sergilerde özellikle de yer aldığını görüyoruz. Bir yandan da bu malzeme konusu, mecra konusu, farklı medyumları, işte senin dediğin gibi aslında fiziki malzemelerden bahsederken bir yandan da dijital
dünyanın sağladığı imkanları, ekranların, teknolojinin sağladığı imkanlarla beraber gelişen ve farklılaşan çalışmalar oluyor. Yani belki çok eski bir tabirle ressam, heykeltıraş ayırımının artık bu kadar da yapılmadığı, daha iç içe geçen pratiklerin ve çalışma biçimlerinin olduğunu söylersem yanlış olmaz değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi o zaman şöyle ilerleyelim mi? Biraz senin bir işin var bizimle paylaşacağın. Bu suyu kim taşır işi üzerinden hem bir sanat eserini anlamak, yorumlamak üzerine bir küçük anlatım yapalım istiyoruz. Bir şey de ekranda paylaşacaksın bizimle. Hemen ona geçebiliriz. Tamam. Belki kendi işlerim üzerine konuşmaya başlamadan önce sanatın yorumlanmasında daha sonra işin üzerinden yapacağımız birkaç şeyi değinmek istiyorum daha soyut olarak. Bunlardan birisi demin sen izleyicinin katılımcı olmasından bahsettin. Sanat eserinin deneyimlenmesi aşamasında ve yorumlanması aşamasında izleyicinin katılımının çok önemli olmasından, yani bu her zaman aktif bir içeriğin üretilmesi aşamasında olmasa bile yorumlama aşamasında izleyicinin aktif katılımının kendi adıma çok önemli olduğunu düşünüyorum ve sanatın ancak öyle potansiyeline ulaştığını düşünüyorum. Buna da konuşmaya, bunun üzerine konuşurken bir Antonio Muntadas'ın 2000 yılından bir işini slide'da görüyoruz. Türkçe çevirisi dikkat, algı, katılım gerektirir diyor. Dolayısıyla yapıtla karşılaştığımızda onu duyularımızla, sadece gözümüzle değil, bedensel olarak, duyusal olarak, birçok duyumuzla algılamanın önemi ve bu açıklıktan bir bahsetmek istiyorum. Yani sadece sanat yapıtına burada anlaşılması gereken bir şey var ve ne anlamalıyım gibi yaklaşmak yerine bunu bir deneyim ve bir karşılaşma olarak alıp bunda bizde kişisel olarak neleri çağrıştırıyordan başlayarak karşılaştığımız yapıtın fiziksel özellikleri üzerinden onu anlamlandırmayı kendi adımıza yaparak ilerlemeyi sanatı yorumlama için önemli bir yöntem olarak görüyorum. Belki bir sonrakine geçmeden şunu tekrar etmek güzel olabilir. Çok ben de bu konuda sana katılarak altını çizmek istiyorum. Bu yorumlama, anlama ihtiyacı aslında sanatçının orada ne anlatıyor, anlama ihtiyacının bir tek hani metin okuyorum veya bakıyorum hemen bende ne çağrıştırıyordan ziyade gerçekten o eseri içinde nasıl yer alıyorum, nasıl duygular besliyorum, nasıl bir duyguyla karşılaşıyorum, işin içinde nasıl yer alabiliyorum. Tabii ki her zaman bir iş büyüklüğün içine girmek mümkün olmasa da o duygusal olarak nasıl bir bağ kurduğumla ilgili bir yorum yapabilirim. Bu belki sanatçının yorumu olmayabilir ama o da bizim için çok değerli. O eserle ilişki kurmak için aslında çok değerli olduğunu düşünerek altını çizmek istedim. Sana sözü geri veriyorum. Bir sonraki işine bakıyoruz. Tamam. Bir sonraki slayda geçtiğimizde artık işler üzerinden konuşmaya başlayabiliriz. Suyu kim taşırdan 3 tane görsele bakacağız ve onları birlikte yorumlayabiliriz bir sonraki slayda. 2015 yılında İstanbul Bienali, yani biz Fatma Belkıs'la işbirliğinde Anadolu'da çok uzun yıllardır mücadelesi, HES karşıtı mücadeleleri uzaktan takip ediyorduk. Fakat 2013 itibariyle mücadelelerin verildiği vadilere gidip oralarda, yerelde bunun nasıl yaşandığını daha yakından görme şansımız oldu. Daha sonra İstanbul Bienali'nin de desteğiyle bu süreci tamamlayıp saha araştırmasını bir yapıta dönüştürdük. Şimdi bu yapıtı şöyle yorumlamaya çalışacağız Deniz'le birlikte. İzleyici olarak bu
yapıtla karşılaştığımızda neleri görüyoruz, neleri düşünüyoruz, neleri bize çağrıştırıyor. Daha sonra bu yapıtın bağlamı ve sanatçının niyetini de işin içine kattığımızda bu aşamalarla birlikte yapıtı okumaya çalışacağız. Burada yapıtın önümüzde bir kumaş üzerine baskı desenler var. Bu desenlerde bir akış ve kelepçeler görüyoruz. Deniz, belki sen kendi çağrışımlarını paylaşırsın. Evet, akış dedin, bana küçük minik dalgalar aslında hatırlatıyor bu desenler, ama bir yandan da bir takım geleneksel örtülerde veyahut da kumaşlarda gördüğüm desenleri de bana hatırlatıyor. Senin ilk başta söylediğin bu araştırmanın başlangıcına dair bir şey şu an bana anlatmadı diyebilirim. Ama bir suyla bir ilişkisinin olduğu, bir zorlu bir konuyla bir ilişkisinin olduğunu çok güzel okuyabiliyorum bu imgelerden. Evet, bir yandan da bir ketlenme durumu var, kelepçeler var. Dolayısıyla bu belki suyun ketlenmesi, belki zihinsel bir akışın, ifadenin ketlenmesi gibi de yorumlanabilir. Bir sonraki görselde ise daha figüratif bir betimlemeyle karşı karşıyayız burada. Dağlar var. Dağların arasından çok naif bir şekilde ifadesini bulan bir su akışı var. Ve suyun bir kısmının da borulara alındığını görüyoruz. Bir tane kamyon var. Bir tane de atmaca görüyoruz sol alt köşede. Burada aslında her HES yapılacağı durumda yaşanan durumu özetleyen bir figüratif anlatım var. Su, özgür akan suyun bir kısmı, maalesef çok büyük bir kısmı, neredeyse can suyu bırakmayacak kadar büyük bir kısmı borulara alınıyor ve bütün ekosistemin dengesini, orada var olan yaşam formlarını tehdit eden, yok eden bir durum söz konusu oluyor. Zaten vadilerde bu uygulamalara karşı gelen kişilerin de olmasına karşı çıktığı şey bu. Bir sonraki görsele geçebiliriz. Buradaysa alışık olduğumuz yazma formatını, dışında bir çerçeve var, ortada göbek dediğimiz bir dairesel form var ve ona doğru ilerleyen diğer figürler var. Elinde sopayla bir kadın görüyoruz. Mısır, keçiler ve atmaca maskesi. Bu üç görsel aslında 55 tane Belkıs'la birlikte yaptığımız tahta ve linolyum baskı kumaşın sadece 3 tanesi. Şimdi bu gördüklerimizi yorumlamanın bir sonraki aşamasına geçebiliriz. Belki işin künyesine bakabiliriz. İşin adı Suyu Kim Taşır serisinden Özgür Akacak. Özgür Akacak zaten pek çok vadideki mücadeleler tarafından sahiplenilen, kullanılan bir slogan. Dolayısıyla işe adını veren mücadelenin kullandığı bir slogan. Ve doğal boya ile renklendirilmiş tülbentler üzerine tahta baskılar diyor. Burada seçilen üretim yöntemi, belki bunu ilk bakışta görmek mümkün değil ama işin metnini okuduğumuzda ve künyesini okuduğumuzda, şimdi sanatçının tercihiyle ilgili bir yere geliyoruz. Biz bu süreçte mümkün olduğunca elektrik kullanmadan üretmeye ve sergilemeye özen gösterdik. Dolayısıyla kendi üretim sürecimizi elektrik gerektirmeyen ve dolayısıyla geleneksel ve zanaat olan bir takım yöntemlere yönelerek gerçekleştirdik. Bir yandan bir sonraki slayda geçersek, burada sarı yazmadan bir detay görüyoruz. Sarı yazma 2000'lerin başından beri farklı vadilerdeki
mücadeleler tarafından sahiplenilmiş, mücadelenin sembolü haline gelmiş sarı yazmanın bir detayı bu. Sarı yazma da geleneksel olarak tahta baskıyla yapılıyor. Dolayısıyla biz de kendi sürecimizi yapılandırırken hem yazmaları yaparken kullanılan geleneksel tahta kalıpları kullandık, hem de bu dile mücadelenin oluşturduğu görsel hafızayı ve dinlediğimiz hikayeleri bazen kendimiz görselleştirerek bu dili genişlettik ve demin gördüğünüz, sadece 3 tanesini gördüğünüz 55 tane tülbent üretmiş olduk. Dolayısıyla burada Deniz. Çok özür dilerim. Hemen ben de bir yorum veyahut da bir fikir üretmek istedim. Şimdi sen bunları gösterirken bir önceki sizin hazırladığınız kumaş baskısında bana oradaki imgeler coğrafi bir fikir verdi aslında bakılırsa. Hani bu sizin yaptığınız araştırmanın nerede olduğunu okumasam bile Anadolu'da, Güney Anadolu'da veyahut da farklı bir bölgede olduğunu, bir kent, bir şehir içinde olmadığının hissiyatını yarattı. Zaten o doğa imgeleri de bir şehir, bir kentin içinde olmadığını gösterdi bana. Bu sarı özellikle sizin işlerinizde yer almasa da şimdi bunu okuduktan sonra da bana bir katman daha aslında anlatıyor gibi oldu. Çünkü sarı hani böyle bir yandan uyarıcı bir renk. Özellikle inşaatlarda da bir tehlikeden uyarmak için kullanılan bir renk olduğu için de belki bilmiyorum böyle mi yorumlandı zaman içinde bu hak mücadelesinde, ama bana öyle bir hikaye de yanında taşıdığını anlattı. Yani bu herkesteki çağrışımların bir aradalığı zaten işlerin anlam dünyasını kuruyor. Sanatçının niyeti işi yaparken var. Ondan sonra yapıtlar izleyicinin ve bu şekilde zenginleşiyorlar. Bir sonraki slayta geçebiliriz sizin eserin. Bu da saha araştırması sırasında çektiğimiz bir fotoğraf. Mersin'de Boğazpınar'da işe adını veren sloganı görüyoruz. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve burada da bu 55 baskının bu Türkiye'deki İstanbul Bienali'ndeki sergilenişi. Biz elektrik kullanmadan üretmenin yanı sıra kullandığımız malzemelerin de dönüştürülebilir malzemeler olmasını önemsedik. Ve gittiğimiz vadilerde de fındık dallarının hem baston gibi kullanıldığını, hem bitkilerin üzerine sarılması için kullanıldığını, hem yazmaların üretiminde asıldıkları strüktürlerin de tahtadan yapılara asılmasından ilhamla bu şeyleri, baskıları, tülbentleri taşıyan strüktürü fındık hasadından sonra çıkan fındık dallarıyla yapmaya karar verdik. Dolayısıyla burada fındık dallarını asılı bir asılı olarak görüyoruz. Bir sonrakinde ise 2017 yılında Şarja Bienali'ne davet edildik aynı işi göstermek için. Ve tabii ki Türkiye'den Şarja'ya fındık dallarının taşıması, yapılması yerine oradaki yerel bir mimari malzeme olarak da kullanılan hurma dallarını bu sefer işin taşıyıcısı olarak kullandık. Yine orada da hurma hasadı sonrasında bir malzeme olarak ortaya çıkıyor. Orada da böyle bir strüktür üzerinde sergiledik. Şimdi buna geçmeden çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Siz aslında eserinizi anlatırken bir sürdürülebilirlik kavramını kullanmasanız da hem üretiminizde bu bütün konuyu araştırma sürecinde, eserin üretim sürecinde doğal olarak bu sürdürülebilir malzeme kullanmak, çok fazla yeni bir şey üretmemek, enerji tüketmemek gibi konuları da aslında içinize aldınız. Hikayenin bir yan etkisi mi diyeyim veyahut da yanında bir özellik olarak devam eden bir şey oldu. Ben şimdi esere baktığımda bunu
belki hemen okuyamıyorum ama sanatçıyla konuştuğumda, daha geniş okumalarını, kaynak okumalarını yaptığımda bunu fikir sahibi olabilirim. Ama bunu yapmasam bile eseri deneyimleyebileceğim ve eserle ilgili kurabileceğim ilişkimi illa yönlendirmek zorunda değil. Bunu doğru anlıyorum, değil mi? Evet, yani bir de burada bir parçasını gördük ama yapıt çok parçalı. Bir yandan işe eşlik eden bir metin vardı. Onu da tekstil makinesiyle bastık. O da yine elektrik gerektirmeyen bir 70'lerde solcu propaganda malzemesi üretmek için kullanılmış bir yöntem. Bu saha araştırması sırasında hem tekstil makinesi ve ona dair hikayelerle karşılaştık. Hem de bize pek çok hikaye anlatıldı. Bunun yanı sıra ağıtlar, halk hikayeleri, mücadelede edinilen deneyimler bize pek çok şey aktarıldı. Bize aktarılanları bir diyalog, farklı diyaloglar olarak yazıp bu diyaloglarda kişiler kadar doğanın da aktörler olarak konumlandığı bir takım diyaloglar yazdık. İşte bir metin de eşlik ediyordu işin parçası olarak. Dolayısıyla yani hiç suyu görmememize rağmen farklı malzemelerle ve yöntemlerle üretilmiş bir yerleştirme var ve izleyici bunların arasında gezinerek kendi okumalarını ve anlam dünyasını kuruyor. Orada dert aslında bütün hikayeyi tüm detayıyla, bütün katmanlarıyla anlatmak değil. Aslında sizin buradan duygusal olarak, bilgi olarak aldıklarınızı, filtrelediklerinizi bir yandan paylaşıyorsunuz burada. Yani kendi adıma şunu söyleyebilirim. Yaptıklarımızın bugün ve kimin için ne kadar anlamlı olduğunu bilmiyorum. Ama bu belge, ürettiğimiz metin copyleft lisansıyla, yani isteyenin istediği gibi çoğaltabileceği özgür bir lisansla archive.org'a yükledik. Yani bizden çok sonra başka hiçbir aracı gerekmeden o belge orada kalacak. Biz kendi zamanımızın bir kaydını tutmuş olduk. Bunun bugün bir karşılığı var. Belki ileride de başka bir karşılığı olacak. Bir yandan hafıza ve mirasla ilgili de bir şey sanat. Bugünü var ve geleceği var. Öyle bir çaba. Teşekkür ederim açıklamaların için. Hemen lafı uzatmadan bir adı teşkil etmek. Evet, kısaca bu işten de bahsedebiliriz. Benim sanatçı olmanın yanı sıra hayatımın farklı zamanlarında yaptığım işler eğitimle kesişti ve bir müze bağlamında yorumlama ve öğrenme süreçlerini bir ekiple birlikte şekillendirme ve deneyimleme şansım da oldu. Ve bu işimi sergilenirken 8-10 yaş grubuyla birlikte yorumlayabildik. Dolayısıyla burada videoda kanalarla dönerek bir daire oluşturulduğunu görüyoruz. Baktığımız imge bu. Yaklaşık bir 42 dakikalık bir döngü bu. Devamlı loop'ta gördüğümüz bir video işi. Bu işi 8-10 yaş aralığındaki bireylerle yorumlarken aldığım bir takım yorumlar zaten benim bu işi yaparken ki motivasyonlarımla birebir örtüşüyordu. Burada olmayan bir şeyi işaretlenmekte olduğunu, saat yönünün tersi yönde bir hareket olduğunu, kolektif bir hareketle bu işaretlemenin yapıldığını zaten onlardan duyabildim. Dolayısıyla zaten işin adı da bir ada teşkil etmek. Yani olmayan bir şeyi işaretleyerek
geçici bir çabayla işaretleyerek, geçici olarak işaretleyen bir iş. Bilmiyorum, senin üzerine eklemek istediğin bir şey olur mu? Yani aslında şunu hep merak etmiştim, onu çok güzel anlattın. Çocukların bu tür işleri nasıl yorumladığını, burada hem izleyicinin hem sanatçının yorumu veyahut da anlatımı örtüştü gibi hissettim. Doğru mu algıladım? Ya evet, birçok durumda zaten bu mümkün. Sadece yani şeyi kendi adıma uzak duruyorum. Sanatçının niyetinin yapıtın tüm okumalarını belirlemesi ve birincil olması, örtüşmediği durumda da izleyicinin yorumları artık sanatçınınki yapıt izleyiciyle buluştuktan sonra geride kalıyor ve izleyicinin yorumlarıyla yapıt var oluyor. Ama zaten çağrışımlarımız büyük ölçüde de örtüşebiliyor. Bunun yaştan bağımsız olarak da görüyoruz. Yani her yaşta birey bir imge karşısında, bir deneyim karşısında benzer duygularda buluşabiliyor. Belki bu noktada birazcık hiç bahsetmedik ama bu yapıtların içinde deneyimlendiği ortamlardan, kurumlardan da bahsedebiliriz. Sen demin içinde çalıştığın kurumdan bahsettin. İzleyici, yapıt ve sanatçıdan bahsettik. Birçok durumda yapıtla izleyicinin buluşmasına aracılık eden bir kurum oluyor. Ve aslında bu kurumlar yapıtların nasıl yorumlanacağı ve nasıl kullanılacağında da etkili oluyorlar. Bir takım kural setleri koyabiliyorlar. Özellikle müzelerde, kapalı alanlarda belirli kurallar içinde sanat eserlerini, yapıtları deneyimlememizi çerçeveliyorlar. Burada bazen çok korumacı davranabiliyor kurumlar. Yani esere dokunmamak, içine girmemek veyahut da onunla bir ilişkiye girmemek üzerine bir kurgu olabilir. Bazı eserler de bunu gerektiriyor ama bir takım işlerde belki daha özgür davranma ihtimali varken aslında esere çok daha korumacı bir şekilde seyirciyle paylaşıyor olabiliyor. Burada biraz sanatçının da niyeti ve yaklaşımı nedir? Onunla görüşerek, konuşarak o doğrultuda aslında bir açıklık yaratılabilir. Bir yandan da kurumların dışına çıktığı zaman işler açık alanda, kamusal alanda olduklarında hiçbir kural da koyulamıyor. İstense de bir kural koyulamıyor galiba. Orada sanatçı da eserini artık özgür bırakıp diyeyim, nasıl kullanılacağına dair bir fikri olsa da, bir hayali olsa da bazen hiç öyle olmuyor. Aynen öyle. Bir de yani işlerin sadece yorumlanması değil, belki bir yandan işlerle karşılaşan izleyicinin de onlardan yola çıkarak üretim süreçlerine girmesini de aracılık edebiliyor kurumlar. Pek çok kurumda ve belki bunlar okullar, öğretmenlerle yapılan işbirliklerinde de mümkün. Bir takım atölye çalışmalarının çıkış noktasını oluşturabiliyorlar. Ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki bir miktar yapıtlar aracılığıyla atölye çalışmalarından bahsedebiliriz. Evet, bu atölye çalışmalarında ne yapılıyor? Bir onun da içini açabiliriz belki. Yani çok farklı şekillerde yapmak mümkün ama sınırlı zamanımızda kısaca değinirsek, yani yapıtın bir çıkış noktası oluşturması ve ondan sonra mümkün olduğunca sınırlama ve direktif vermeden yapıttan yola çıkarak bir üretim sürecine girilmesinin çok ideal olduğunu düşünüyorum. Ve yani bu atölye çalışması süreçlerine dair de bir şey, yani hem fazla yönlendirme yapmadan sadece yapıtın tartışılan bir, yani yapıtın bir özelliğini ele alıp oradan açık uçlu bir sürece girmek ve özellikle çocuklarla çalışılan durumlarda bunu yapılan şeye takdir ve onayla yaklaşarak değil, o bireyin kullandığı malzemeye verdiği tepkiyi anlamaya çalışarak, ona sorular sorarak ve onun o malzemeyi daha derinlemesine keşfetmesini teşvik edecek şekilde yorumlarla
devam etmek anlamlı geliyor. Çünkü hepimizin doğasında yaptığımız şey için, yani bu tür bir onay mekanizması, takdir mekanizması çok toplumsal olarak zaten içimizde işliyor. Atölye çalışmaları sürecinde bu onay ve takdirin dışına çıkıp yapılan içgüdüsel olarak çocuğun verdiği tepkiye teşvik eden bir yaklaşım ve onu anlamaya çalışan bana daha yakın geliyor. Bunları söyleyebilirim atölye çalışması süreciyle ilgili de çok soyut konuştuğumuz için daha detaylı bir şey söyleyeyim. Biraz daha küçük yaratıcıların içindeki tepkileri, duyguları ve potansiyellerini tetiklemek üzere aslında bir kurgu yapıyorsun sen atölye çalışmalarında, onu anlıyorum. Bizimle paylaştığın bilgiler için çok teşekkür ederim. Hem senin sanatçı pratiğinin içine ve sanatçı yolculuğuna bize bir pencere açtın. Bir yandan da güncel sanatı anlamak ve güncel sanatı yorumlamak için farklı perspektifler bize sundun. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı İl? Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bir diyaloğa girdiğimiz için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler Öğretmen Akademisi Vakfı'na da bizi bu sohbete davet ettikleri için. Görüşmek üzere. Evet.